Hepinize koskoca merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Dead Valley artısını tartışacağız. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyor ki eski devreye geri gelse keşke. Arkadaşlar eğer ki geri gelirse bu bizim e, trip atan tayfa var ya. Hani her altta böyle <laughs> diye böyle hani trip atanlar var ya. GM'ler olsun gene <laughs> e, oyuncular birbiri arasında olsun. Hani onlar... Bu sefer nasıl derler, oyunu salmak durumunda kalırlar. Çünkü maçlar biliyorsunuz, nesnelerin arkasından <laughs> skill atamıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Ki böyle de olması gerekiyor zaten. Bundan ötürü bir düşünün bakalım eski dv nasıldı? tüm setler vardı, engeller vardı, bariyerler vardı değil mi? Bowl bölgesinde özellikle. Buradaki bowl biraz daha düz arkadaşlar yani. Nasıl derler? Arazi biraz daha geniş. Yeni pardon. Eğer ki eski Dead Valley'e geçilirse arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu. Meclerin oyunu salma ihtimali var. Çünkü eski detvali artısında renci geniş olan kimle? Şimdi e, renci geniş olan jopu bir tarif edelim buradan. Renci geniş olanlar okçulardı arkadaşlar. Adam akıllı söylemek gerekirse. Bundan ötürü magelerin hareket mekanizması kısıtlanacağından ötürü biraz da Mage oyuncularını korumak için eski Death Valley haritasına geçmezler. Ama zaten e, biliyorsunuz güncel haberde ne vardı? Eski ve yeni Death Valley haritasında bir güncelleme olacak. Yani e, boğul bölgesi eski Death Valley gibi mi olacakmış? Öyle bir şey olacakmış galiba. E, büyük ihtimal ona göre de hani bu şu anki düşünceme göre arkadaşlar eğer ki onlar da aynısını düşünüyorsa onun üzerine ince bir detay yapacaklardır. Çünkü mageler kalkandır vesairedir. Bunlar inisiyatif ama e, arkadaşlar magelerinde kendisine muhafaza etmesi gerekiyor. Tamam ben mage'leri sevmeyen, sevmeyen birisiyim. Okçuları özellikle sevmeyen birisiyim. Genelde ben varyo tutkun olduğumdan oturur Yani Bunları da böyle düşüncem paylaşmak istedim. Önümüzdeki yamalarda arkadaşlar Radiant'ın gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Artık zaten kış sezonu ile birlikte oyuncu sezonu pardon oyuncular büyük oranda yani hissedilir şeyde azaldılar. Yani oyuncuların düşüncesini de anlamak kolay. Ama biz videolarımızda mı anlatamıyoruz veya ki videolarımız yönetime mi gitmiyor bilmiyorum ulaşmıyor yani öyle bir sistem oluşturulması gerekiyor ki bakın bu konuda öyle bir sistem oluşturulması gerekiyor ki hem farmer item çıkarttığında oh bugünkü yövmeyi doğrulttuk diyecek hem de abicim e, öyle bir sarmala girmesi gerekiyor ki bu, bu sürecin hani Rise Online'ın geçmişinden biz bunları yaşadık tecrübe ettik hani Piyasanın bu kadar da hızlı düşmemesi gerekiyor. Hani bakın farmuru tatmin edebilecek bir şey olması lazım. Bir drop rate olması lazım. ve Aynı şekilde ise güzel bir keyif alıcı içerikleri çıkartmaları gerekiyor. Yani ben buraya çok fazla te telaffuz edemediğimi düşünüyorum. Hani çok fazla anlatamadığımı düşünüyorum. Siz yorumlarda aydınlatırsınız arkadaşlar. Düşüncelerinizi paylaş paylaşırsınız. Eğer yani benim için şahsen e, sistematik olarak da düşünürsek, e, Rise Online'ın yeni oyun motoru geçmesi şu anlık e, gereksiz gibi gözüküyor ama daha önemli olan içerikler, daha önemli olan yapılması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Bunlar üzerine de yakın bir zamanda zaten bir ya, yama gelir, bir duruş belir, belirtirler diye düşünüyorum. Hani oyunculara biraz daha fazla içerik e, sunarlarsa oyunun içerisindeki bazı şeyleri değil yani nerede nereden bakarsanız çoğu şeyi değiştirip e, düzenlemeleri gerekiyor. Yani bugün dediğim gibi videolarımızda da ana baktığımız zaman geçmişten günümüze arkadaşlar ne yazık ki bakın ne yazık ki e, oyuncunun keyif alacağı bir sistem oluşturulması lazım ki belli bir e, kitlenin eee inisiyatifine bırakılmaması gerekiyor bu bu oyunun kaderi öyle söyleyeyim. Yani güçlü olan kadar abicim sıfırdan kasıyor. Emekçi bu adam. Artık hani rekabete katılması lazım, kazanılması lazım o oyuncunun da kazanılması lazım. Hani bunun üzerine umarım gerekli mücadeleyi gerçekleştirirler. Güçlünün yanında herkes olur. Öne, önemli olan zayıf, zayıfın yanında olmak. Önemli olan bir yerlere gelmeye çalışmak. Hani çalışmaya çalışan arkadaşlarının yanında olmak. Bakalım ilerleyen aşamalarda oyuncuların nedenle memnun edebilecek bu oyun. Yani bir önceki videomda arkadaşlar zaten dikkat edersiniz ki oldukça biraz kritik bir süreçten bahsettik. Bakalım ne olacak? Biz Warrior oyuncusuyuz. Warrior'dan devam zat okçuyu da fantezi usulü kasıyorum arkadaşlar. Şimdi çok da 85 yap. yapmıştım ciddiye alsam yani leve kasma işini. Yani şu ana kadar nereden baksa 80-90 tane çark kasmışızdır zaten. <laughs> Hepsini NFT'ye çevir sat. NFT'ye çevir sat. Gü yani oradan da güzel meblağ elde ettik de. Yani çok fazla karı yok. Öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz.